Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Putin'den Aliyev'e Dağlık Karabağ verin yoksa vururum mesajı. Bu mesaj verildi değerli izleyenler. Bu mesaj Soçi'de verildi. Soçi'de verilince bu mesaj Aliyev'in o gün bugün yüzü tam gülmüyor. Kimse bana gazel okumasın. Az çok izliyoruz, liderleri izliyoruz ve hepsini gözlemliyoruz. Tabii ki bu kadar baskıya, bu kadar yoğun tabii ki baskıya rağmen şimdi açıklamalar olmasa da burnumuza kötü kokular geliyor. Baskının dozu iyice arttığına düşünüyoruz ve biz Zengezur'u açtık. Sanki İHYA 9 ve 10 Kasım anlaşmasıyla orayı zaten bize vermesi gerekiyordu. Ama geciktiren Putin doymaz. Her şeyi anlatacağım size. Evet, şimdi de kapalı kapılar arkasında neyin peşinde biliyor musunuz? Aynen Dağlık Karabağ'ın. Şimdi Aliyev'in tek çıkış yolu var. Hem dünya kamuoyuna hem de herkese bunu açıklayacak. Rusya doymuyor. Azerbaycan'ın öz topraklarına ve zenginliklerine göz diktiği belli. Karabağ'da ortakçı olmak istediği belli. Bunu en iyi Aliyev biliyor. Ve yüzü Paşinyan gibi rahat değil. Hiç rahat değil. Bu da belirgin. Şimdi Aliyev'in yapması gereken o kağıda imza atmak değil. Evet, o kağıda imza atmak değil. Aliyev'in yapması gereken halk oylamasına gidiyorum. Ben vatan topraklarının tümünün bir karışının bile verilmesini istiyor muyum, istemiyor muyum diye halka iki şık sorulacak. Muhtemelen %99.9 ne çıkacak Azerbaycan'da halk oylamasında? Bütün Dağlık Karabağ ve diğer bölgeleri bir karışını bile vermiyoruz çıkacak. Toplantılarda Şahin gibi atılıyor. Her türlü hoyratlıkları meşhur. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 11 saat Kremlin'de tutan bir zihniyet bu. Ne yapacakları belli olmuyor. Putin'in özellikle Aliyev'in 60. yıl dönümündeki güzellemeleri istedikleri gibi işin gittiğini gösteriyor. Yani Dağlık Karabağ alma ümitleri iyice gelişmiş. Size basın toplantısında Sayın Aliyev'in yüzüne bakmanızı istiyorum. Lütfen bakınız, bana hak vereceksiniz. İşte bu baskılara direnmenin yolu ya savaşmak ya da usta bir siyaset. Tataristan tabii ki kardeş cumhuriyetimiz. Tataristan bize çok yakın bir ülke. Ama öyle bir şey ki 91'de bağımsızlığı kazanınca cumhuriyetler Tataristan'da bağımsızlığını ilan etmek istedi. Ama bir şanssızlığı vardı. Kazakistan'a yakın olsa da sınırı yoktu. Yani bütün çevresi Rusya ile kaplıydı. Gelecekte Rusya'nın, evet düşünsenize, dışarıya ne uçak ne de karayoluyla izin vermediğini, muhtemeldir ki Tataristan belki de büyük bir kıyıma uğramamak için özerk bir cumhuriyet olmayı kabul etti ve cumhuriyet ünvanı da verildi. Ama Putin ne yaptı? Putin Tataristan'ın cumhuriyet ünvanını, evet cumhuriyet ünvanını geri aldı. Son dakika haberi. Şimdi anladınız mı Rusya'nın nasıl Sovyetler havasına girdiğini? Putin'in hala niye emrinde çalıştığı Sovyetleri hala özlediğini? Putin'in neden çar olmak istediğini anladınız mı? Şimdi Tataristan'daki cumhuriyet lafına bile tahammül edemedi, kaldırttı. Evet, tüm itirazlarına, Tataristan'ın tüm itirazlarına rağmen dinlemedi Putin. Tatarlılar büyük bir asimilasyona uğruyorlar. Tataristan Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımız, gerçekten candaşlarımız diyelim, vatandaşlarımız diyelim, onlar bizim canımız, büyük bir kıyıma uğruyorlar, kültürel erozyona uğruyorlar. Bunun için birçok kez itiraz ettiler, ayaklandılar, yani protesto ettiler ama tabii ki Rusya'nın baskıcı tutumu gerçekten insanın canını sıkan ve bir o kadar yıpratıcı bir süreçti aslında. İşte dediğimiz gibi Tataristan bizim kardeş ülkemiz ve Tataristan özellikle değerli izleyenler tüm hükümetin de şu anda Sayın Erdoğan'ın da özellikle ilgilendiği ve destek verdiği bir yer. Ama Tataristan ne yazık ki Cumhuriyet yönetimi, Cumhuriyet ünvanı olarak bu ünvanı alındı. Bu çok üzücü bir olay. Bu çok onur kırıcı bir olay. Bu olayın gerçekten hepimize ders olması lazım. İnşallah bir an önce Tataristan'ın bağımsızlığı için dua edelim.
Çünkü Rusya'nın, özellikle Rusya'nın bu yaptıkları artık iyice bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı statüsünü kaldırdı. Cumhurbaşkanı Rüstem Minnikhanov'un durumu ne olacak, değil mi? Yani bu kadar olur mu? Bu kadar zamanında haklarını kazanan bir ülkenin haklarını almak olur mu? Tabii ki yaklaşan Turan korkusu. Bana mesajlar geliyordu. Kazan'daki Türkler yeter onlara diye. Gerçekten Kazan'da da yiğit Türk kardeşlerimiz var. İşte bunlar olurken Dağlık Karabağ'a gelmiş adam, yerleşmiş, diyor ki ben Dağlık Karabağ alacağım. Aliyev de zamanında Rusya'da olduğu için, Sovyetler döneminden Rusya'da Rus ekolünde çalıştığı için, babasının Putin'le çalıştığını da bildiği için bunu, evet, üzerinden yağ atamıyor ya da Rusya'nın askeri istila politikasını bildiği için Rusya'ya karşı çok intinalı gidiyor. Yani Rusya'dan kendisine fayda gelmeyeceğini biliyor ama Putin'e ses çıkaramıyor. Bu görülüyor. Yani Rus barış gücü orada kaosun ve terörün adı, Rus barış gücü oradaki tüm kargaşanın adı, bütün bunlar biliniyor ama Aliyev gerçekten bunları bildiği halde bu konuda, inanın, bu konuda güçlü bir şekilde, evet, burada bir set vuramıyor. Aliyev'in elini rahatlatacak. Artık burada ben, evet, bu adımın, evet, bu adımın ne olacak? Evet, bu adımın özellikle nasıl olacağını, ne şekilde olacağını açıklamak için tabii ki Aliyev'in tek bir adımı var: halk oylaması. Halk oylamasında referanduma sunacak. Dağlık Karabağ'ın bütünü Azerbaycan'ındır. Kabul ediyor musunuz? Evet. Etmiyor musunuz? Hayır. Şimdi bana birileri çıkıp niye bu halk oylaması olsun? Karabağ zaten Azerbaycan'ın değil mi demesin. Zaten Azerbaycan'ın. Ama Aliyev, ben bunu, evet, ben bunu kendim karar veremem deyip Azerbaycan halkına havale etmeli. Kendisi eğer birebir bu işe hayır diyemiyorsa ve bu konuda büyük sıkıntı yaşıyorsa, Azerbaycan halkı bu konuda, Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu konuda en iyi cevabı orada verecektir. Orada onların yüzüne bu cevabı yerleştirecektir. Gereken budur. Başka türlü bu konudan çıkış yolu yoktur. Başka şekilde burada ben şurayı veririm. Ben kapılar kapılar arasında işte hankendiyi teslim ettim. 5 yıllığına Ermeni'ye verdim. Olmaz. Bu işin sonu kötü olur. O yüzden halk oylaması, evet, halk oylaması için ne yapılması lazım? Karar verilmesi lazım. İşte halk oylaması için bu kararın verilmesinde de tabii ki Aliyev'e bir inisiyatif düşüyor. Ya diyecek ki bakın ben şu anda, evet, ben şu anda özellikle zor durumdayım. Bana zorluk çıkarıyorlar ve halkım da, evet, bana yardım etsin şeklinde Rusya'nın zorluklarına karşı halkın arkasını almalı. Başka çaresi yok değerli izleyenler. İnşallah bakalım gelişmeler ne olacak? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Görüşmek üzere.